Peki Fatma Hocam, tedavi yöntemleri dedik. Meme kanserinde tedavi yöntemleri nelerdir? Meme kanserinde tedavi yöntemlerinde, şimdi bütün kanserler de öyledir, ben sınıflarım. Meme kanserinde de sık bu konuyla ilgili söyleşiler, röportajlar yaptığımız için bazen tekrarlı şeyleri söylemek zorunda kalıyoruz. Ama tıp, yani bilimsel olarak tıp tektir. Yani onun için tüm söyleşilerde ana hatları vermeye çalışıyoruz. Tedavide öncelikle teşhis kısmında evreleme yapılır. Yani tedaviden önce bir evreleme kısmı vardır. Evrelemede ne yapılır? Çünkü tedavi evreye göre çok değişir. Hastalık erken evrede mi, lokal ileri evrede mi, ileri evrede mi? Bunu bir kere planını ya da haritasını çizmek gerekir. Dün ya da bugün poliklinikte bir hastamız demişti, hocam lokal ileri evre ne demek diye. Lokal evre tümör çıktığı dokudadır, yani meme dokusundadır halen ve o ameliyatta genellikle lokal tedaviyle çıkarılır, alınır. Lokal ileri evrede genellikle doğrudan lokal tedaviler, yani cerrahi ya da radyoterapiyle sağlam sınırlı almak sıkıntılıdır. Ya da daha kozmetik sonuçları kötü olacağı için öncesinde sistemik tedavi, ilaç tedavisi vermek gereken, daha böyle göğüs duvarına fikse olmuş, yapışmış, cilt bozulmuş, koltuk altında lenf bezleri tutulmuş evrelere lokal ileri evre diyoruz. Yani kolaylıkla cerrahi yöntemlerle çıkarılamayan hastalıklara, yani toplumun anlaması açısından eğer söyleyecekleri olursak, lokal ileri evre diyoruz. İleri evre dediğimiz hastalarda da tümör çıktığı dokudan başka organlara yayılmıştır. Halk arasında bazen işte insanlar internete tıklayınca en ileri evre ne, evre 4'müş gibi, zaten bunları birçok kişi bunları öğrenerek geliyor. Yani evre 4 dediğimiz, yani araştırıyor, çok hızlı bilgiye ulaşım söz konusu olduğu için evre 4 hasta, ileri evre, advanced disease gibi bizim kendi terminolojimizde de kullandığımız bir takım kavramlarda bunlar var. Ama biz artık biliyoruz ki bazen 1 santimlik tümör de gidişatı çok hızlı, agresif olabildiği gibi evre 4 dediğimiz hastalıkta çok çok iyi yanıtlarla, tam şifalarla devam edebilmekte. Evreleme yapıldıktan sonra kişinin hastalığı erken evrede mi, lokal evre yani eşittir erken evre, lokal ileri evrede mi ya da ileri evrede mi, onu ortaya koyduktan sonra tedavi planımızı yapıyoruz. Genellikle zaten tanımda da belli olduğu üzere erken evrede, yani lokal hastalık sırasında ana tedavi şekli cerrahi, ama hemen pek çok meme kanserinde artık ya öncesinde ya sonrasında erken evrede bile kozmetik açıdan ya da daha sonraki kolda oluşacak şişlikler, ödemleri engellemek amacıyla ameliyat öncesinde ameliyata hazırlık tedavileri önermekteyiz. Genellikle 2 santimi geçmiş pek çok tümörde ameliyat öncesi damardan ilaç tedavileriyle küçültüp koltuk altını temizleyip ondan sonra tedaviye devam ediyoruz ve bu tedavilerden sonra genellikle ameliyat yapılıyor ve ameliyattan sonra da meme durduğu için, yani iyi bir kozmetikle memenin çoğu dokusu durabildiği için memenin geri kalan kısmını koruma amaçlı radyoterapiler gelmekte. Yine önemli bir kısmında da taşıdığı bir takım hormonal ya da akıllı ilaçlar ya da moleküllere bağlı olarak koruyucu tedaviler. Bunların bir kısmı 1 sene sürüyor, bir kısmı 5 sene sürüyor, bir kısmı 10 sene sürüyor. Tümörün moleküler özelliklerine göre de o ilaçlarla devam ediyoruz. Lokal ileri evre de 3 aşağı 5 yukarı aynı şekilde ele alınmakta. İleri evre hastalıkta genellikle ana tedavi baştan sona bizim tarafımızdan yönetilmekte. Ama oligometastatik hastalık dediğimiz, yani sınırlı sayıda vücutta sıçrama varsa bu hastaları da radikal, sanki hiç sıçramamış gibi tutumla ya da yönetebiliyoruz. Çünkü biliyoruz ki artık böyle hastalıklarda erken evre ya da lokal evre gibi çok çok iyi gidebilmekte. Radikal kemoterapilerini, ilaç tedavilerini verdikten sonra meme ameliyatlarını önerip ondan sonra da takibi alıyoruz, gerekli tedavilerini alıyoruz. Yani demek ki bizim hastalıklarda her zaman dediğimiz gibi 3 tane ana tedavi yöntemimiz var kanser hastalıklarında. Birincisi lokal tedavilerin başında gelen cerrahi yöntemler. İkincisi
Yine lokal tedavilerin başında değil, ikinci sırada gelen radyoterapiler, şua tedavileri. Üçüncüsü sistemik tedaviler. Bu bütün tedavileri kavrayıcı, bütün vücudu kavrayıcı tedaviler. Yani bizim medikal onkologların ya da tıbbi onkolog da bize deniliyor biliyorsunuz. Onkologların yönettiği ilaç damardan ya da ağızdan tedaviler de hep beraber gerekli yerde gerekli tedavi koyarak tedavilerimiz devam etmekte. Bir de tabii nükleer tıp yöntemleri dediğimiz atom ya da radyoaktif maddelerle de yine bir takım lokal bölgelere radyoaktif işaretli bir takım ilaçlar vererek de yine tedaviler yönetilebiliyor.